Çekmece'deyiz. Adnan Bey, video alayım. Size buraların güzelliklerini tanıtayım. Şöyle. Yürüyüşe çıktık. Uzun zamandır yoktuk arkadaşlar. Biliyorsunuz bayram girdi araya. İşte bayramdan sonra biraz rahatsızlıklarımız vardı. Onlardan dolayı biraz ara vermiş olduk videolarımıza. Ay, sular yüzüme çarpıyor. O kadar güzel ki dışarısı, şöyle sizlerle de bir paylaşayım istedim. Şöyle biraz buradan görüntüler alayım sizler için. Allah'tan yoğun değil buralar. O yüzden çekiyorum böyle. Hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Kutlayamadım o anda açıp da. Biraz keyifsizliklerimiz oldu. İşte dediğim gibi çok şükür şimdi iyiyiz, Allah'a şükür. Her yerde gelin yalnız arkadaşlar. Gelinler var, fotoğraf çekimleri var. Festivalimiz de başlıyor. Bugün yurt dışından gelenleri karşılamaya gitmişler. Hiç haberim yoktu, inanın. Yani aynı semtte oturuyoruz ama evden dışarı çıkmadığım için böyle her sene, bu sene 21. yılı festivalimizin Büyükçekmece. Burada Fatih Obası'nda oturduk, biraz soluklandık, bir şeyler içtik, yedik. Kalktık. Böyle ilerleyelim daha. Çok detaylı olmasa da ara ara çekeceğim sizler için arkadaşlar böyle. Buralarda kafeler var. Bu Mimar Sinan köprümüz. Bir ucu Çekmece'de, diğer ucu da Mimar Sinan'da, diğer karşı tarafta, birbirine bağlıyor. Bu şekilde taş köprü, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Bütün burada gözleme evleri falan var. Mantı evleri var. Herkes kendi yapıp hazırlıyor. Güzel güzel yöresel yerler var. Kervansaray var ileride. Orayı da çekeceğim sizler için. Şöyle bir festival hazırlığı var. Böyle festival alanı burası. Meydan. İşte sahne hazırlanıyor. Kimler var? İnanın, broşür geçerse elime haberdar ederim. Ya da okurum sizler için. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şu an hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Şu an ben Sevgi yolundayım. İlerliyorum. Şöyle yakınen kolonlar kuruluyor. Süslemeler yapılmış. Bu şekilde. Şöyle köprünün geneli, araçlar girmiyor. Şöyle babalar var önlerde. Bu şekilde. Köprü kısmı böyle. Burası göl. Büyükçekmece Gölü. Denize bağlanıyor. İlerisi Mimar Sinan. Şu an bahçe, parklarda da çalışmalar var. Gül ilaveleri yapıyorlar. Zaten çevre temiz her yer. Şöyle Kanuni Sultan Süleyman'ın köprüsü diye, işte burada İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada yapılmış bu köprü arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın işte yani çalışmış olduğu yapılardan bir tanesi, çok güzel. Şöyle yazıyı çekeyim hatta. Sizler için burada Mimar Koca Sinan'ın köprüsü diyor, eserlerinden bir tanesi. Şaheseri gerçekten. 636 metre uzunluğunda. Dört ayrı bölümden oluşuyormuş arkadaşlar bu. 28 kemerden oluşuyormuş köprü. Gölün suları büyük tulumbalarla boşaltılarak, bayağı uğraşmışlar. Şöyle çekeyim, okumak isteyen arkadaşlar, kesin çekerse eğer. Dediğim gibi böyle.
böyle. Çok temiz bir ilçemizdir. Her yer tertemizdir. İnsanları nezih, öyle söyleyeyim. Şimdi köprüden ayrılıp şöyle meydana doğru ilerleyelim. Şöyle ortada Mimar Sinan'ın heykeli var zaten. Görüldüğü üzere. İleride de şu göstermiş olduğum kervansaray açıksa eğer sizler için orayı da çekeceğim. Umarım açıktır. Şu bahsetmiş olduğum kafeler bir hayli var. Yöresel yöre evleri, öyle söyleyeyim. O tarafa da geçersem onları da yakinen alacağım sizler için. Şunlar, şuradakiler. Şöyle devam ediyor. İlerleyelim yine tekrardan. Ağustos'ta tamamen full time festival başlıyor, eğlenceleri. Şöyle yöresel evlere doğru ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle işte parklar, her yer oturma alanları, çiçekler vesaire. Yıkıyorlar. Şu an parklar yıkanıyor. Evet, temizliyorlar. Temizlik var, hazırlık var. Yani belediye çalışanları buralarda. Bu şekilde faaliyetler var. Şöyle bir yürüyelim dedik. Hiç aklıma gelmezdi çekeceğim. Hadi dedim çekeyim, arkadaşlarla da bunu paylaşayım. En azından sizlerle paylaşmak istedim. Güzel çiçekler, güller ektiler. Mami. Tamam, buradan gidelim. Köprünün şöyle yandan görünümü arkadaşlar, şuradan Büyükçekmece'den başlıyor. Sinan'a kadar bağlantısı var. Orada devam ediyor. Eskiden bu köprüyü kullanıyorlarmış. Zaten başka geçiş yer yok. İşte kervanlar gelip burada kervansarayda soluklanıyorlarmış. O şekilde. Böyle göl var. Tekneler var. Yöresel evler var böyle. Yöre evleri var. Bu şekilde arkadaşlar böyle. Hakikaten sakin, hoşuma gitti. Kalabalık olsa hiç oyalanmıyor. Aslında buralarda böyle güzel, nezih bir yer. Bizler için güzel, yakında oturanlar için gelip soluk almaya. Bir tarafı göl, bir tarafı deniz. Parkın içinde çok faaliyetler var. Kültür merkezi var, jimnastik salonu var, halk eğitim var. Birçok dal var yani, öyle söyleyeyim. Bayağı belediyemiz aktif burada. Halkımız da duyarlı. O şekilde yararlanıyorlar. İleride oralara da gidersem hakikaten çekeceğim. Oraları da çekeceğim. Böyle ilerleyelim şimdi. Her yer beni çiçeklerle karşılıyor. Nerede çiçekler? Ben orada. Evet. Çiçekler nerede? Ben orada. Her yer çiçek, insanın gözü gönlü açılıyor, mis gibi hava güzel, çiçekler güzel, nezih, her yer şahane. Böyle işte parkta resim çektirenler, gelinler vesaireler, herkes burada. Allah'tan güneş yok, yakmıyor, ufaktan bir rüzgar var, fakat nem aşırı derecede o kadar çok ki berbat, insan yapış yapış oluyor. En kötüsü de o zaten. Kervansaray'a geldik arkadaşlar bu şekilde. Burada da bir dondurma evi var. Böyle yöre evleri devam ediyor. Yöresel evler. Bu şekilde. Her adım başı da zeytin ağacı. Her yer zeytin ağacı.
ıhlamurlar var. Şimdi şu an rüzgar durumunda nasıl bile kokuyorlar. Bu şekilde bayraklar asılmış. Çok güzel. Şöyle ilerliyorum Kervansaray'a doğru. Hacivat'la Karagöz bile var. Hacivat ve Karagöz. Kervansaray'a geldim arkadaşlar. Fakat Kervansaray bugün kapalı. Genelde ben açık olduğunu biliyordum. Çalışmalar var ya da bir yazı var mı? Bir bakayım sizler için. Gezecektim içerisini ama şu an kapalı. Evet. Şöyle. Çok güzel sergiler falan oluyor içeride. Şuradan bakalım. İç kapılar da kapalı. Ne zaman açarlar faaliyete bilmiyorum. İçerleri de çok güzel aslında. Başka bir gün, başka videomda çekerim inşallah. Bir hamamı var Aziler'de. Şu çeşmeden sonra şuradan giriliyor. Şurada belli bir günler çalışıyor. Baylara, bayanlara ayrı bir günleri var. Evet, kervansarayımız kapalı bugün. Böyle. Bu şekilde. Başka bir gün inşallah burayı çekeceğim sizler için. Burada böyle incik boncuklar var. Hediyelik tezgahlar. Hayırlı işler. Hep mi açıyorsunuz yoksa? Her gün açıyorum. Siz tek misiniz? Eskiden daha mı çoktu tezgahlar? Yoktu tezgahlar. Size almıyorum, ben tezgah almıyorum. Yok, alsanız da fark etmez. Sadece benim tezgahım vardı. Öyle mi? Festivalin bile olacağını biz bilmiyorduk. Tesadüf bir gördük bugün. Öyle mi? Hiçbir fikrimiz yok yani. Herhangi bir broşür de geçmedi elimize. Değil ablam, böyle bir günlük festival. Bir günlük. Bir yürüyüş yapacak, hani sembolik. Anladım. Peki şey, az önce canlı yayındaydı başkanımız. Taksim'deler karşılamaya gitmişler gelenleri. Evet. Ha, bir günlük için. Yani gelenler mi varmış? Ondan haberim yok. Hiçbir fikrim yok. Ben de tesadüf gördüm. Burada bir gün var. Bir gün de başka bir yerde var zannedersem. Yani öyle bir gün bir yerde, bir gün bir yerde. Anladım, anladım. Normalde burada 10 gün sürüyor. Evet, öyleydi. O şekilde biliyorum. O uzun sürdüğünü festivallerin biliyorum. Çok da güzel oluyordu ama. İnsan gelmeyecek mi? Bu sene evet, sıkıntılı bir dönem. Evet, gerçekten de öyle. Vahim durumlar. Peki. Size kolay gelsin. Hayırlı işler. Burada mısırcı var. Böyle. Bayanın dediği gibi bir günmüş. Hakikaten bilmiyorum. Burası da Sokulu Mehmet Paşa'nın camii. Bu da tarihi. Bu da korunuyor. Çok güzel bir cami. Şöyle. Şöyle bir kubbesi var arkadaşlar. O kadar eski ki şahane olmuş. Çok güzel yapmışlar. Böyle içeride şadırvanlar, çeşmeler var. Oraya girmiyorum. Şöyle bu şekilde gidiyor. Sevgi yolu böyle devam ediyor. Evet. Böyle. Şekilde güller vesaire. Kervansaray bir hayli büyük, içini gösteremedim size, böyle devam ediyor. Bayağı büyük yani. Bu cami desen böyle. O da çok küçük bir cami ama gerçekten şey, tarihi. Hani güzel korunmuş. Çalışıyor. Kullanıyorlar camiyi. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar, ben size buradan veda edeyim. Daha sonraki videolarda çekeceğim. Festivalde bir günlükmüş. İnebilir miyim, gelir miyim onu da bilemiyorum. Ne olacak, ne şekilde kutlayacaklar, hiçbir fikrim yok. Şimdi sizin için bu kadar çekim yaptım. Umarım keyifle izlersiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.